Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başladı. Mısır, Türkiye ile savunma sanayi ilişkilerini geliştirmek istiyor. Mısır ile normalleşme sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Şubat 2024'te Kahire'ye tarihi bir ziyarette bulunmuş ve ilişkilerde yeni bir sayfa açılmıştı. Ağustos ayı başında Kahire'ye giderek Mısırlı mevkidaşı ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi'nin Türkiye ziyaretiyle ilgili hazırlıkları görüştü. 4 Eylül'de gerçekleşen ziyaret kapsamında, Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Cumhurbaşkanları Başkanlığı'nda ilk toplantısını yapacak. Görüşmede masada 3 kritik başlık yer alacak. İki lider öncelikle Gazze'de ateşkese yönelik adımları ve insani yardım çalışmalarını görüşecek. İki ülke arasında 10 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda işbirliğinin artırılması da gündemin önemli bir başlığı olacak. Savunma alanındaki anlaşmalar arasında Türk İHAV SİHA'larının Mısır'a tedariği de yer alıyor. İki liderin ayrıca Doğu Akdeniz, Libya gibi bölgesel konuları da detaylı olarak ele alması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın Türkiye'den İHA alması konusunda bir mutabakat olduğunu belirtmişti. Bu açıklama, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin ne kadar ciddi bir şekilde ele alındığını ortaya koyuyor. Ayrıca, Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Osama Asgar ve beraberindeki heyetin, geçtiğimiz aylarda Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ve TUSAŞ'ı ziyaret etmesi, bu işbirliğinin somut adımlarından biri olarak kaydedildi. Doğu Akdeniz, Libya gibi bölgesel konuların da liderler arasında detaylı bir şekilde ele alınması bekleniyor. Bu ziyaret ve ardından gerçekleşecek toplantılar, Türkiye ile Mısır arasındaki stratejik işbirliğinin gelecekteki yönünü belirleyecek önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Mısır'ın Türkiye'den SİHA satın almak istemesi, bölgesel ve küresel güç dengeleri açısından son derece önemli bir gelişmedir. Bu talep, öncelikle iki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda yumuşama eğilimine girdiğini ve diplomatik temasların arttığını gösteriyor. Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki gelişimi ve özellikle SİHA teknolojisinde elde ettiği başarılar, bölgedeki birçok ülkenin dikkatini çekmiştir. Mısır'ın Türkiye'den SİHA satın almak istemesi, bu teknolojinin ne kadar etkili ve güvenilir olduğunu da kanıtlar niteliktedir. Bu adım aynı zamanda, Mısır'ın bölgesel güvenlik politikalarında ve askeri stratejilerinde önemli bir değişim sinyali olarak da değerlendirilebilir. SİHA'lar, Mısır'ın hem terörle mücadele operasyonlarında hem de sınır güvenliğini sağlamada stratejik bir avantaj sağlayabilir. Bu durum, Mısır'ın savunma kapasitesini artırarak, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da daha etkili bir güç haline gelmesine katkıda bulunabilir. Öte yandan, Mısır'ın bu hamlesi, Türkiye'nin savunma sanayi ihracatındaki etkisini artıran bir gelişme olarak da yorumlanabilir. Türkiye, SİHA teknolojisiyle küresel ölçekte önemli bir aktör haline gelmiş durumda ve Mısır gibi stratejik öneme sahip ülkelerle yapılan anlaşmalar, bu pozisyonun daha da güçlenmesine olanak tanıyacaktır. Bu durum, Türkiye'nin uluslararası arenada teknolojik bir güç olarak tanınmasını ve savunma sanayi ihracatının ekonomik boyutunu büyütmesini sağlayabilir. Sonuç olarak, Mısır'ın Türkiye'den SİHA satın almak istemesi, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine katkıda bulunabilecek stratejik bir adım olmasının yanı sıra, bölgesel güvenlik dengeleri ve Türkiye'nin savunma sanayi ihracatındaki etkisi açısından da son derece önemli bir gelişmedir. Mısır'ın Türkiye'den SİHA satın alma isteği, aynı zamanda bölgesel ittifaklar ve stratejik dengeler üzerinde de yankı uyandırabilecek bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Türkiye ile Mısır arasındaki bu askeri işbirliği, özellikle Doğu Akdeniz'deki jeopolitik dinamikleri etkileme potansiyeline sahiptir. Bu bölgede hidrokarbon kaynakları, deniz yetki alanları ve deniz ticaret yolları gibi kritik öneme sahip unsurlar bulunmaktadır. Türkiye ve Mısır arasındaki yakınlaşma, bu bölgede çıkarları bulunan diğer aktörlerin stratejik hesaplamalarını yeniden gözden geçirmelerine neden olabilir. Özellikle Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail gibi Doğu Akdeniz'de Türkiye ile çıkar çatışması yaşayan ülkeler, Mısır'ın Türkiye'den SİHA almasını kendi güvenlikleri açısından dikkatle izleyebilirler. Mısır'ın Türkiye ile askeri teknoloji konusunda işbirliği yapması, bu ülkelerle olan ilişkilerinde de yeni bir denge arayışa girmesine yol açabilir. Ayrıca, Mısır'ın bu hamlesi, Körfez ülkeleriyle olan ilişkilerine de yansıyabilir. Özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler, Mısır'ın Türkiye ile geliştirdiği bu ilişkiden ne tür bir sonuç çıkacağını yakından takip edeceklerdir. Mısır'ın SİHA talebi, aynı zamanda Kuzey Afrika'daki güç dengeleri üzerinde de önemli etkiler yaratabilir.
Libya'daki iç savaş ve bu ülkede Türkiye ile Mısır'ın farklı tarafları desteklemiş olması, iki ülke arasındaki ilişkilerin ne kadar karmaşık olduğunu göstermektedir. Ancak silah alımı, Mısır'ın bu bölgedeki askeri gücünü artırarak Libya'daki dengeyi de etkileyebilir. Türkiye'nin Libya'daki etkisi ve Mısır'ın bu konuda duyduğu kaygılar, silah satışı ile birlikte yeni bir dengeye oturabilir. Bu da Libya'daki barış sürecine ve bölgedeki istikrara olumlu ya da olumsuz yönde katkı sağlayabilir. Son olarak, Mısır'ın bu talebi, Türkiye'nin savunma sanayi stratejileri açısından da önemli bir geri bildirim niteliğindedir. Türkiye'nin son yıllarda geliştirdiği yerli ve milli savunma teknolojileri, artık sadece yerel pazarda değil, uluslararası arenada da talep görmektedir. Mısır gibi stratejik bir ülkenin bu teknolojilere ilgi duyması, Türkiye'nin bu alandaki yetkinliğini ve rekabet gücünü daha da pekiştirebilir. Bu durum, Türkiye'nin savunma sanayi ihracatında yeni pazarlara açılma ve bölgesel aktörlerle daha güçlü işbirlikleri kurma potansiyelini de artıracaktır. Özetle, Mısır'ın Türkiye'den silah satın almak istemesi, sadece iki ülke arasındaki askeri ve diplomatik ilişkilerin bir yansıması değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel ölçekte dengeleri etkileyebilecek stratejik bir hamle olarak değerlendirilebilir. Bu gelişme, Doğu Akdeniz'den Kuzey Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyada yeni ittifakların ve güç dengelerinin oluşmasına zemin hazırlayabilir. Mısır'ın Türkiye'den silah satın alma girişimi, aynı zamanda bölgesel güvenlik mimarisi ve uluslararası diplomasi açısından yeni dinamikler oluşturabilir. Bu adım, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki diğer ülkeler için bir örnek teşkil edebilir ve Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerinin bölgedeki yayılımını hızlandırabilir. Özellikle silahların, asimetrik savaş koşullarında ve terörle mücadele operasyonlarında sağladığı üstünlük, Mısır gibi ülkeler için stratejik bir avantaj olarak değerlendirilebilir. Bu durum, diğer bölge ülkelerinin de Türkiye'den savunma teknolojisi satın almasını teşvik edebilir. Bu da Türkiye'nin bölgedeki etkisini ve nüfuzunu artırabilir. Ayrıca, Mısır'ın bu hamlesi, Türkiye'nin savunma sanayiinde elde ettiği başarıları ve teknolojik kapasitesini uluslararası düzeyde daha görünür hale getirebilir. Türkiye, silah teknolojisiyle dünya çapında dikkat çeken bir aktör haline gelmiş ve bu alanda pek çok ülkenin ilgisini çekmiştir. Mısır gibi stratejik bir ülkenin Türkiye'den silah alması, Türkiye'nin savunma sanayi ihracatında önemli bir dönüm noktası olabilir ve Türkiye'nin savunma teknolojilerinde küresel bir oyuncu olarak konumunu pekiştirebilir. Bu durum, aynı zamanda Türkiye'nin dış politikada da elini güçlendirebilir. Savunma sanayi, ülkeler arası ilişkilerde önemli bir pazarlık unsuru haline gelebilir ve Türkiye, bu alandaki başarısını diplomatik kazanımlara dönüştürebilir. Mısır gibi önemli bir ülke ile kurulan savunma işbirliği, Türkiye'nin Orta Doğu ve Afrika'daki etkisini artırabilir ve bu bölgelerdeki stratejik çıkarlarını daha etkin bir şekilde koruma altına alabilir. Ancak, bu gelişmenin olası riskleri de göz ardı edilmemelidir. Mısır'ın Türkiye'den silah alması, bölgedeki diğer ülkeler tarafından endişeyle karşılanabilir ve yeni bir silahlanma yarışını tetikleyebilir. Özellikle Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki hassas dengeler, bu tür gelişmelerle daha da karmaşık hale gelebilir. Türkiye'nin bu bölgedeki stratejik çıkarlarını koruması ve aynı zamanda bölgesel istikrarı gözetmesi, diplomatik olarak zorlayıcı olabilir. Sonuç olarak, Mısır'ın Türkiye'den silah satın alma isteği, birçok açıdan önemli ve çok boyutlu bir gelişmedir. Bu adım, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğini şekillendirebilir, bölgesel güvenlik dengelerini etkileyebilir ve Türkiye'nin uluslararası savunma sanayi pazarındaki yerini sağlamlaştırabilir. Ancak bu süreçte ortaya çıkabilecek riskler ve olası stratejik sonuçlar dikkatle değerlendirilmeli, bu gelişmenin uzun vadeli etkileri üzerinde özenle durulmalıdır. Mısır'ın Türkiye'den silah satın alma girişimi, sadece askeri ve diplomatik boyutlarıyla değil, aynı zamanda ekonomik ve teknolojik alanlarda da önemli sonuçlar doğurabilir. Türkiye'nin savunma sanayiinde elde ettiği teknolojik ilerlemeler ve yerli üretim kapasitesinin artışı, bu tür ihracat anlaşmalarıyla daha da pekiştirilebilir. Türkiye, silah üretiminde yakaladığı başarıyı ve bu alandaki tecrübesini, Mısır gibi stratejik pazarlarda ticari kazanca dönüştürerek, savunma sanayinin sürdürülebilirliğini sağlamlaştırabilir. Bu, aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerinin uluslararası pazarlarda tanınması ve tercih edilmesi açısından da kritik bir adımdır. Ekonomik açıdan bakıldığında, bu tür ihracat anlaşmaları Türkiye'ye döviz girdisi sağlayarak, ülkenin savunma sanayi yatırımlarının finansmanına katkıda bulunabilir. Ayrıca, Mısır gibi ülkelerle yapılan savunma anlaşmaları, iki ülke arasında başka alanlardaki ekonomik işbirliklerini de teşvik edebilir.
savunma sanayi, çoğu zaman diğer sektörlerdeki ticari ilişkilerin geliştirilmesine de zemin hazırlayabilir. Örneğin, bu tür bir askeri işbirliği, enerji, altyapı, inşaat ve tarım gibi farklı alanlarda da ticari fırsatlar yaratabilir. Teknolojik boyut açısından, Türkiye'nin Mısır'a yapacağı silah satışı, yerli savunma sanayinin uluslararası alanda rekabet gücünü artırmakla kalmaz, aynı zamanda Türkiye'nin mühendislik ve teknoloji alanındaki yetkinliklerini de ön plana çıkarır. Mısır, Türkiye'den sadece bir ürün satın almakla kalmaz, aynı zamanda bu ürünün kullanımı, bakımı ve entegrasyonu konusunda da teknik bilgi ve eğitim alabilir. Bu da Türkiye'nin savunma sanayi ürünleriyle birlikte know-how ihracatı yapmasını sağlar ki bu uzun vadede Türkiye'nin teknoloji alanındaki liderliğini pekiştirir. Ancak, Mısır'ın Türkiye'den SİHA almasının doğurabileceği bazı potansiyel zorluklar ve sorular da göz ardı edilmemelidir. Öncelikle, bu anlaşmanın bölgedeki diğer ülkeler tarafından nasıl algılanacağı önemli bir sorudur. Bazı ülkeler, Mısır'ın bu adımını bölgedeki güç dengelerini değiştirecek bir hareket olarak görebilir ve bu da yeni bir silahlanma yarışına veya bölgesel gerginliklere yol açabilir. Bu nedenle, Türkiye'nin bu süreci dikkatle yönetmesi ve bölgesel istikrarı gözeten bir yaklaşım benimsemesi gerekmektedir. Bir diğer önemli nokta ise, Mısır'ın SİHA'ları hangi amaçlarla ve hangi operasyonel bağlamda kullanacağıdır. Bu teknolojinin, insan hakları ihlalleri veya uluslararası hukukun ihlali anlamına gelebilecek operasyonlarda kullanılma riski, Türkiye açısından diplomatik bir maliyet oluşturabilir. Dolayısıyla, Türkiye'nin bu tür ihracat anlaşmalarında, satış sonrası denetim ve kullanım koşulları gibi hususları dikkate alması, uluslararası arenada itibarını koruma açısından kritik öneme sahiptir. Sonuç olarak, Mısır'ın Türkiye'den SİHA satın alma girişimi, çok boyutlu ve karmaşık bir gelişmedir. Bu adım, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir seviyeye taşınmasına katkıda bulunabilir. Türkiye'nin savunma sanayindeki başarısını uluslararası arenada tescilleyebilir ve bölgesel güvenlik dengelerinde önemli değişikliklere yol açabilir. Ancak bu süreçte, Türkiye'nin stratejik çıkarlarını gözetirken, olası riskleri ve uluslararası hukuki ve diplomatik sorumluluklarını da dikkatle değerlendirmesi gerekmektedir.